Çok heyecanlandım. Yani. O çok başarılı gitti. Yani. Çok başarılı gitti. Çok başarılı. Çok başarılı. Arkadaşlar sizlere ve gazetecilerimize bir dün akşam bir rüya görmüştüm. Eğer Sayın Bakanım izin verirse onu da size anlatmak isterim. Estağfurullah başbakan. Sen başbakan, ben şu anda sadece burada sizin özel kaleminiz olarak görev yapıyorum. Dün akşam bir rüya görmüştüm ve bu rüyamı sizlerle paylaşmak isterim. Etrafı bolluk ve bereketle çevrili bir ülkeye bakan olmuşum. Ve elime bir sihirli değnek vermişler, işe koyunmuşum. Bebeklerin ağlayarak değil, gülerek ülkeye gelmesini sağlamışım. Her çocuğun oynayabileceği en çok bir sokak ileride çocuk parkları yapmışım ki oynayıp mutlu olan çocuklar büyüyünce küçüklerin mutlu olmalarına çalışsınlar. Okullarını bitirip meslek sahibi oldum diyen abilerin, ablaların işlerini hemen bulmalarını sağlamışım. Spor müsabakalarında kavga, karışıklık çıkaranlarla küsmüşüm. Barışmak için özür dilemelerini sağlamışım. Engelli insanlarımıza sağlam insanların yarattığı zorlukları ortadan kaldırmışım. Her babanın eve ekmek ve çikolata getirmesini sağlamışım. Savaş yapan, açlık çeken ülkelere gökkuşağı göndermişim. Mavi, yeşil, pembe renklerini tanısınlar diye. Ve bütün bunların hepsi olmuş. Tabii rüyada. Şimdi 20 yıl sonra büyüyeceğim, başbakan olacağım ve bunların hepsini yerine getireceğim. Nermin İrem Kocakalay olarak söz veriyorum. Tabii Sayın Başbakanım gerçekten rüyası çok duygulu. Aslında rüyasında başbakan olarak neler yapacağını anlattı. Tabii gözyaşları da inanıyorum ki o sevinç gözyaşlarıydı. Neleri yapacağını anlatmanın gözyaşlarını döktü. Değil mi? Ve o duyguları kendisinden duygulu bir şekilde dinledik. Ve başarılarla dolu bir gelecek. Çok çok başarılı bir başbakan olarak inşallah kendisini göreceğiz. Teşekkür ederim.